Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özden'in yardımcısı Tuğçe Trap. Bugün sizlerle Hanker'i konuşacağız ve Kerem Bürsin'in iddialara göre Elif Gökalp'le bir beraberliği söz konusuymuş. Bu doğru mu? Yaptığım araştırmalar sonucunda hangi kanıya vardım? Tabii ki bu detayları da sizlerle paylaşmak üzere buradayım. Ve fanlara teşekkür etmek istiyorum. Dün benim hesabımı bulmuşlar, Instagram hesabımı ve seni zar zor bulduk. Lütfen YouTube kanalında da kendi kişisel hesabını paylaşır mısın Tuğçe abla? Hatta kendi hikayelerinde beni paylaşıp lütfen Tuğçe ablayı takip edin diye de paylaşmışlar. Çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şeydi. Akşam saatlerinde bana mesajlar attılar. Beni defalarca yorumlarda etiketlemişler. Tabii ki buna şahit olabilmek benim adıma çok gurur verici bir şey. Çünkü beni hiç tanımıyorsunuz. Ben ünlü biri değilim. Ünlü olmak gibi bir isteğim de yok bu arada. Ama sizler tarafından sevilmek ve yaptığım işlerin sizler tarafından takdir görmesi de benim için mutluluk verici bir şey. Elimden geldiğince işimi iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan şey bu. Bu arada videomu izlerken lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Merak edenler için de kişisel hesabımı paylaşıyorum. Tuğçe Trap 2P ile şuraya da yazıyorum. Instagram hesabından beni bulabilirsiniz. Benim hesabım gizli arkadaşlar ama takip isteklerinize bakıyorum ve fanları mutlaka kabul ederim tabii ki. Ama hesabımı açmayı düşünmüyorum. Kendi gizli dünyamda mutluyum. Çok böyle çevreye açmak istemiyorum açıkçası. Tekrar güzel yorumlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. O halde merak ettiğiniz detaylarla başlayalım. Öncelikle merak ettiğiniz detaylarla başlamak istiyorum. Kerem Bürsin'le Elif Gökalp'le bir beraberliği söz konusu olabilir mi? Bunu bana çok sormuşsunuz. Hatta Bilal Bey'e de çok sormuşsunuz. Ben de araştırmalar yaptım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten emin olduğum haber sitelerini ve haber kanallarını kontrol ettim. Yani bu tarz bir haber çıkmış mı? Böyle bir şey söz konusu mu diyeyim. Yaptığım araştırmalarda böyle bir haber, böyle bir kanıt yok arkadaşlar. Yani gerçekten böyle bir şey olsa mutlaka görürüm. Mutlaka duyarım ve mutlaka böyle bir şey varsa sizinle paylaşırım. Şimdi bu tarz haberlerin ortaya atılması illa onların bir beraberlik yaşadığını göstermiyor. Ve baktım, sayfalarına girdim, baktım, ikisini de takibe aldım. Birbirlerinin fotoğraflarını beğeniyorlar mı, yorumlar atıyorlar mı? Çok fazla böyle bir şeye rastlamadım. Hatta Kerem Bürsin'in bence Gamze Erçel'i takip etmesi daha önemli bir şey bana göre. Yani Elif Gökalp'e göre. Çünkü demek Hande'yi o kadar çok seviyor ki. Gidip ablasını da takip alıyor. Gidip ablasını takip etmek zorunda değil. Siz biriyle bir iş yaptığınız zaman onun yakın akrabalarını da takip etmek zorunda değilsiniz. Ama Hande'ye verdiği değeri buradan anlayın. Biliyorsunuz Hande'nin hayatında ablası çok önemli. Aynı şekilde ablasının hayatında da Hande. Bu nedenle Kerem Bürsin'in bence Gamze Erçel'i takip ediyor olması bana göre daha dikkat edilmesi gereken bir nokta. Elif Gökalp'le paylaşımlara baktığım zaman çok fazla birbirinin paylaşımlarını beğenmemişler, yorum atmamışlar. Diğer hanımefendinin de bu piyasada olması tabii ki birbirlerini takip etmelerini gerektirebilir. Ama buradan bir aşk sonucu çıkarmak bana göre yanlış. Kerem Bürsin'in hayatına aldığı kadınları bir inceleyin, bir dikkat edin. Kerem Bürsin'in şu an zaten iki tane projesi var. Sen Çal Kapımı ve Aynen Aynen. Zaten ikisinden fırsat bulamıyor ki gidip Elif Hanım'la görüşebilsin veya onunla bir beraberlik söz konusu olabilsin. İki tane projesi varken dışarıdan biriyle ben bir aşk yaşayacağını düşünmüyorum. Zaten Kerem Bürsin'in daha önce isminin anıldığı, aşk yaşasa da yaşamasa da anıldığı kişilere bakın. Hep aynı projede yer aldığı isimler. Hande Doğan Demir, aşk yaşamasa bile anıldığı isimlere bakın. Aşk yaşadığı bir kişi var, Yağmur Tanrıseversin. Yine aynı projede yer aldığı bir isim. Serenay Sarıkaya. Aynı dizide rol almadılar belki ama aynı projede yer aldılar. Bir reklam filminde birlikte oynadılar ve daha sonra da aşk yaşamaya başladılar. Şu an yanından devasa büyüklükte bir arı geçti. Camın açık olup olmadığını kontrol ettim. Şu an yüzümdeki korku ifadesi ondan değerli takipçiler. Yani bu isimlere bakacak olursak, bu isimlere örnek verecek olursak hepsi aynı filmde ya da projede rol aldığı kişiler ya da dizide. Elif Hanım'la çok fazla ortak noktası yok ve hangi ara buluşup da bir aşk yaşayacaklar? Ben bu düşünceye inanmıyorum ve dediğim gibi sizler için haber kanallarını ve sitelerini kontrol ettim. Böyle bir durum olursa ki sanmıyorum, ilk de sizinle ben paylaşacağım.
Ve gelelim bana sorduğunuz bir diğer detaya. O da bugünle alakalı bir şey. Demişsiniz ki Hande Erçel'in hikayesini gördünüz mü? Daha doğrusu Gamze Erçel'in. İkisini de gördüm değerli takipçiler ve dikkatimi bir şey çekti. Dikkatimi çeken detay şu. Sizin de dikkatinizi çekmiş. Hande Erçel'in morali bozuk. Evet, bence de morali bozuk. Annesini paylaşmış. Annesini özlediğinin habercisidir bu. Ve annenizi paylaştığınız zaman çok da daha sonra mutlu olamazsınız. Çünkü onunla yaşadığınız anılara bakmanız demek moralinizin bozuk olması demektir. O yüzden her şeyi Kerem Bürsin'e de bağlamayın. İnsanlar arada sırada morali bozulabilir. Ki annesini özlemiş. Annesini de daha yeni yeni kaybetti. Ve annesini kaybettikten sonra tam anlamıyla üzüntüsünü yaşayamadı. Neden? Yeni projeler geldi. Güçlü durmaya çalıştı. Sadece o değil, ablası da aynı şekilde. Projesi bitti, diğer proje derken hep güçlü durmaya çalıştı. Ve şu an belki de boş vakitlerinde ne yaptı? Dinlenmeye çalıştı. İnsan hayatının bir döneminde mutsuz olabilir. Bunu Kerem Bürsin'e bence bağlamayın. Annesini hatırlaması da onun canını sıkmış olabilir ki bence sebebi bu. Ve biraz da bırakın mutsuz olsun. Mutsuz olsun ki o yaşadığı tatsız şeyleri unutup tekrar hayatına bakıp mutlu olabilsin. Ben bu konunun bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani bir türlü o üzüntüsünü yaşayamadı. Şimdi belki de yaşamaya çalışıyor ve ablasıyla dertleşmeye çalışıyor. Birbirlerine olan bu destekleri ikisinin hayatında çok önemli bir şey. İkisi de birbirine abla kardeş çok büyük destek oluyorlar. Benim bu konudaki görüşüm budur değerli takipçiler. Ve bir de şöyle bir durum var. Seti de çok yoğun gidiyor ve onun haricinde yaptığı reklam anlaşmaları var. Bir yandan onlara devam ediyor. Bu kadar yoğunluk içerisinde bıkkınlık da olabilir. Yani kendine vakit ayıramadığı için bıkkınlık da olabilir. Projesi çok iyi gidiyor. Her şey çok iyi gidiyor. Ama arada yorgunluklar da olabilir. Ben bunun bu durumdan kaynaklandığını düşünüyorum. Olumsuz şeyler bence düşünmemelisiniz. Ve Sen Çal Kapımı dizisi de uzun bir zamandan beri final olacak mı, olmayacak mı tarzında haberlerle gündeme geliyor. Ratingde ilk ona girdiği sürece çok büyük bir sıkıntı ben görmüyorum. Şu anda ilk onda yer alıyor. Siz televizyondan yayın saatinde izlemeyi devam edin. İlginizi göstermeye devam edin. Gerekiyorsa tekrarlarını da izledikten sonra televizyonda bir de internette izleyerek onlara daha da katkı sağlayabilirsiniz. Önemli olan şey yayın saatinde diziyi takip etmeniz, izlemeniz, reytingleri yükseltmeniz. Ve bence siz değerli fanlara seslenmek istiyorum. Ben Hande Erçel'in fanı olsaydım mutlaka mutsuz mu gördüm hemen bir hediye gönderirdim. Bence fanlar şimdi bir araya gelip Hande Erçel'e bence hediye gönderebilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten gönderiyorsunuzdur. Ama madem mutsuz gördünüz, moralsiz gördünüz, bence morale ihtiyacı var gibi de duruyor. Bence bir araya gelin ve ona sürpriz yapın derim. Her morali bozulduğunuzda canınızı sıkmayın. Böyle şeyler olabilir. Hepimizin hayatında her gün mutlu olduğumuz bir zaman dilimi olmuyor. Keyifsiz zamanlarımız da oluyor. Bunları illa aşk hayatına bence bağlamayın. Nitekim Hande Erçel kendisini toparlayıp yine eski haline dönecektir. Benim bu konudaki düşüncelerim bu yönde. Diziyi yorumladım. Kerem Bürsin, Hande Erçel'i yorumladım. Ha, tam anlamıyla yorumlamadım. Tekrar oraya da bir detay vermek istiyorum. Hande ve Kerem arasında her ne kadar problem olduğu iddia edilse de ben böyle bir şeyin olmadığını hep altını çizdim. Ve zaten birbirlerinin hikayelerini paylaşarak da bunun doğru olmadığını ispatlamış oldular. Şu an evet göz önünde olmak istemiyorlar. Ama bu hayır onlar aşk yaşamıyor demek değil. Sadece insanların fazla ilgisinden bıktıkları için de bu tarz bir hamle yapmış olabilirler değerli takipçiler. Çünkü çok popüler isimler ve çok popüler isimlerin sürekli aşk yaşasalar bile mesela röportajda aşk var mı yok mu? Sürekli aynı soru sorulunca insan sıkılıyor ve bu kadar demek ki göz önünde olmayalım. Birazcık da kendi içimizde yaşayalım diyerek böyle bir şey yapmayı tercih edebilirler. Tamam biz de YouTube kanalımızda onları yorumluyoruz ama onlar görürse buraya bakar, görmezlerse bakmazlar. Yani gidip birebir onların canını sıkacak derecede biz ne haber yapıyoruz, ne insanları kıracak derecede bir söz veya söylem kullanıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Benim işte neden canlı yayın yapmıyorlar, neden çok fazla görüşmüyorlar tarzındaki sorulara cevabım da bu olacaktır değerli takipçiler. Birazcık daha sabredin lütfen.
İnşallah güzel haberler, güzel şeyler yakındadır diye düşünüyorum. Bir de bir magazin programcısının dün sizlerle bir iddiasını paylaştım. İsim vermedim. Kerem Bürsin haberini dedim. Bence yanlış anladı ve bu yanlış haberi de yanlış lanse etti dedim. Siz de bana dediniz ki hayır, Hande Erçel'in öyle bir söylemi olduğunu ifade etmiş diye. Ben o haberi doğru bulmadığım için Kerem Bürsin eski rol arkadaşı hakkında bu tarz bir hamlede bulunmuştu ve onu espri olarak adlandırdığı için de olayı kapatmışlardı. Nilüfer Hanım'la kapatmışlardı demiştim. Hande Erçel'in, yani siz de tanıyorsunuz, Hande Erçel'in böyle bir şey söyleyeceğine kesinlikle inanmıyorum. Bence siz de inanmayın. Yani benim tanıdığım Hande Erçel böyle bir söylemde bulunacak bir insan değil. Hani doğru bile olsa neden gidip başkasına söylesin? Hiç de öyle durmuyor. Ki öyle bir şey olsa o kadar romantik sahnede nasıl diyeyim, yüzündeki ifadeden anlarsınız değil mi? Yani rahatsız olsa falan. Hiç rahatsız oluyor gibi bir ifadesi var mı romantik sahnelerde falan? Kesinlikle böyle bir şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum. İki tane profesyonel insanı sürekli karalamaya çalışmaları da bence o iki insana haksızlık değerli takipçiler. Umarım yorumlarımı beğenmişsinizdir. Lütfen beğen yapın, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.